Tamam mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hemşehrilerim, sevgili basın mensupları, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Mart gecesi bizlere tevdi etmiş olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı görevi sonrası güzel memleketimiz, tarımımızın başkenti Adana'mızda bu sıfatla bulunuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii ki burası bizim memleketimiz. Değişik ünvanlarla, değişik vesilelerle memleketimizi ziyaret ettik. Zaten burada mukim olan bir Adanalı olarak da bu bulunurluğumuzu bu kez farklı değerlendirmek istedik. Özellikle ilk ziyaretimizi başkentimizi, Adana'mızın başkenti olarak, tarım olarak değerlendirdiğimizde başkentimize yapmanın doğru ve isabetli yerinde olacağına karar verdik. Bundan dolayı bütün geldiğimiz andan itibaren bize yakın ilgisini ve sevgisini, muhabbetini esirgemeyen beraberimizdeki Jülide Bakan'ın başta olmak üzere milletvekili arkadaşlarıma, bütün bizlere bu ilgiyi gösteren dostlarımıza şükranlarımızı huzurlarınızda ifade etmek isterim. İnşallah bu akşam burada kalacağız. Yarın da Konya'mızda orada da bir tarım fuarı var. O tarım fuarına da katılarak programımızı devam ettireceğiz. Tabii bu Adana'mıza ilk gelişimiz olması hasebiyle burada da bir takım değerlendirmelerimiz elbette olacak. Fakat Adana'mız her bakımdan her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden kentimiz. İnşallah Rabbim bize de bu hizmeti lütfetti. Bu hizmet süremiz içerisinde Adana'mızı daha iyi bir düzeye çıkarmak adına gayretlerimiz olacak. Daha şimdiden Adana'ya ilişkin bir takım adımları atmaya başladık. Bunları özellikle il başkanımız, milletvekillerimiz, tabii ki burada valimiz var. Valimiz büyük bir çaba içerisinde, büyük bir gayret içerisinde bunları gerçekleştireceğiz diye inşallah bu sözleri vermiş olalım. Rabbim mahcup etmesin. Gururdan, kibirden, devir teslim töreninde de ifade ettiğim gibi bizleri muhafaza eylesin. Çünkü asıl olan devlet, asıl olan aziz millet ve bu devlete ve aziz millete hizmet bizim yegane görevimiz ve sorumluluğumuz. Tarım sektörü son derece önemli bir sektör. Bir zamanlar tarım sektörünü başka sektörlerle ikame etmenin mümkün olduğunu düşünenler sonradan gerçekten çok yanıldıklarını fark ettiler. Gördük ki teknoloji bizi doyurmuyor. Gördük ki bir takım yapay oluşumlar bizleri doyurmuyor. Asıl olan bizim gıdamızdır ve bu gıdayı üreten tarım sektörüdür. Gıda güvenliği hiçbir farkı yoktur milli güvenlikten. Bu milli güvenlik eşdeğeri olan gıda güvenliği konusunda da Türk çiftçilerine biz şükranlarımızı sunuyoruz. Tarlada, bağda, bahçede bu üretimi gerçekleştiren, ahırda, kümeste, ağılda hayvansal üretimini yürüten bütün üretici kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki onlar var. Onların alın teri ve devamında da akıl teriyle bu güzel ürünler sadece 85 milyon ülkemiz insanlarına değil, aynı zamanda bu ülkede bulunan mültecilerimize artı 50 milyonu aşkın bu ülkede tatilini geçirmek üzere bulunan turistlerimize ve de fazlası olduğunda da yurt dışına ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki ilgililerine bu ürünlerini ulaştıran bu ülkenin çiftçileridir, üreticileridir.
müteşekkiriz. Son olarak da bu üreticilerimize inşallah bu yeni üretim sezonunda onları tarlalarıyla, bağlarıyla, bahçeleriyle, ahırları, kümesleri ve ağıllarıyla daha sıkı ilişki içerisinde olmalarını ve oralara daha çok sahiplenmelerini sağlayacak adımlar atacağız. Artık biliyorsunuz iki komşu ülke arasında bir savaş olarak göremiyoruz bir Rusya-Ukrayna çatışmasını. Bu tamamıyla globali etkileyen bir boyuta evrilmiştir. Bu da tekrar söylüyorum, gıdanın, gıda güvenliğinin ve bunu sağlayan tarım sektörünün vazgeçilmezliğini, stratejikliğini ve bunun hiçbir sektörle ikame edilemeyecek bir sektör olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Tabii ki dünyamız rahatlasın, durulsun, herkes mutlu olsun ama biz de kendi üreticilerimizin alın terini ve akıl terini daha güzel değerlendirelim diyorum. İlginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsınızda da bize bu ilgiyi geldiğimiz andan itibaren gösteren Adanalı hemşehrilerime, en başta teşkilatım Sayın İl Başkanım başta olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, kısacası bütün Adanalılara şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı vesile kılsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.